Herkese selam. Ben diyetisyen Ede Arslantaş. Bu videoda vitaminleri almak için en doğru zaman ve yöntem nedir? Bunlardan konuşacağız. Vitaminler yağda ve suda çözünen vitaminler olarak iki gruba ayrılıyor. Burada bizim en çok kurallara ve detaylara sahip olan kısmı yağda çözünen vitaminler olduğu için aslında bu videonun temeli yağda çözünen vitaminleri içeriyor. Yağda çözünen vitaminler aslında adından da anlaşıldığı üzere vücut içerisinde yağ ile birlikte bir metabolizmaya giren ve vücuttaki biyo yararlılığını artırıp kullanma şeklini maksimum derecede aldığımız vitamin grubunu oluşturmakta. Bu vitaminler A, D, E ve K vitaminleri aslında hepimizin temel biyoloji bilgilerinden bir tanesi ADEK vitaminleri. Bu vitaminler en çok sebzelerde bulunduğu için en basit örnek olarak salataları mutlaka yağ ile birlikte tüketmek aslında en temel ve basit yöntemlerden bir tanesi. Çünkü bunların içerisinde bulunan bu A, D, E ve K vitaminlerini salataya eklediğiniz bir zeytinyağı, keten tohumu veya avokado ile birlikte vücuttaki kullanımını maksimum seviyeye getirmiş olursunuz. A vitamini vücutta en çok görme işlevi ve cilt derisi ve kalitesinin artmasıyla görevlendirilir. Ve burada da en çok göz sağlığı için çocukluk yaşlarından itibaren bizim ihtiyacımız olan vitaminlerden bir tanesi. Ve en çok da havuç içerisinde bulunuyor. Hepimizin bildiği gibi beta karoten etken maddesi. Burada buna en doğru kullanma yöntemi havucu tek başına çiğ halde tüketmektense içerisindeki beta karotenin en yüksek maksimum seviyedeki hale getirmek için az zeytinyağı içerisine hafif diri soteleyerek tükettiğimiz yöntemidir. Bu şekilde tükettiğinizde çiğ tüketimine göre yararlılığını %70 oranında artırmış oluyoruz. D vitamini vücudumuzdaki hemen hemen tüm işlemlerin ortak noktasıdır. Ancak besinlerden alabildiğimiz ya da çok yüksek seviyede alabildiğimiz bir vitamin olmamasından dolayı direkt güneş ışığıyla aldığımız vitaminlerden bir tanesi. Bu yüzden bunu doğru kullanmak, takviyelerle destek almak bizim için çok önemli. D vitamini eksikliğinde en sık gördüğümüz semptomlar uyku problemi olmakta. Çok uzun saatler uyusanız bile sabahları uyandığınızda hiç uyumamış gibi bir hal ya da sürekli gün içerisinde hasta ya da tabiri caizse dayak yemiş gibi bir halde olmanız bu aslında D vitamini eksikliğini göstermekte. Eğer konsantrasyon problemi yaşıyorsanız, hiçbir şey için enerji bulamıyorsanız, gün içerisinde sürekli yorgun hissediyorsanız ya da gerçekten uyku kaliteniz çok düşükse, kilo vermeyle ilgili probleminiz varsa her şeyi çok iyi yapıyor olabilirsiniz. Diyet, spor, temiz beslenme de bunlardan biri olabilir. Ancak yine de kilo ile ilgili bir probleminiz varsa mutlaka D vitamini değerine baktırmakta fayda var. D vitamini sadece D vitamini formuyla yani D3 olarak aldığınızda bunu yatmadan önce alabilirsiniz. Bu kişilerin birçoğunda uyku kalitesini artırma ve rahat bir uykuya dalma üzerine çok etkili. Ancak çok küçük bir grup da olsa bazı kişilerde tam tersi enerjiyi artırıp uyku düzenini bozabiliyor. Bu açıdan biraz daha imza gibidir aslında D vitamini kullanılması. Kendiniz de deneyerek bunu gözlemleyebilirsiniz. Eğer D vitamini, K vitamini ile birlikte kullanıyorsanız D3K şeklinde bunu gündüz saatlerinde özellikle öğle saatlerinde alabilirsiniz. Çünkü bu enerji santrali görevi görmekte aslında. Gün içerisinde tam da böyle gün ortası yorgunluğunun çöktüğü aşamalarda saat 11-12-1 civarında sizin enerjinizin artmasına da katkı sağlayacaktır. E vitamini cilt sağlığıyla en çok ilişkili olan vitaminlerden bir tanesidir. Hatta bu yüzden birçok kozmetik ürününün içerisinde de bulunur. Çünkü deri yoluyla da kullanılan biyo yararlılığı artan nadir vitaminlerden bir tanesi. Yine en çok yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Bu yüzden bunları tüketirken yanında mutlaka yağ kaynağıyla tüketmekte fayda var. Bunun dışında vücuttaki E vitaminini artırmak için ve en doğru kullanım yoluyla beslenmek için kullandığınız kozmetik ürünlerinde özellikle vücut nemlendirici, el ve yüz nemlendirici kremler içerisinde ekstra E vitamini içerenleri tercih edebilirsiniz. C vitamini, bunu aslında hepimiz biliyoruz. Ancak C vitamini vücutta depolanmayan, sadece aldığınız kadar, aldığınız şekliyle vücut içerisinde kullanılan vitaminlerden bir tanesi. Bu yüzden hasta olduğunuzda aslında ihtiyacınız olandan çok fazla meyve tüketmek ya da sürekli takviyeler almak bu anlamda çok etkili değil. Ancak gün içerisinde besinlerden ne kadar C vitamini aldığınızı bilmek de çok önemli. Örneğin çok fazla düzenli sebze tüketmiyorsanız, meyveyle çok aranız yoksa bu durumlarda biraz daha
takviye olarak almakta fayda var. Özellikle sigara kullanan kişilerde diğerlerine göre ekstra 500 mg daha fazla C vitamini kullanmaları gerekiyor. Ancak C vitamininde şöyle çok önemli bir nokta var. Danışanlarımda da en çok bunu paylaşıyorum ben. Çok fazla piyasada tabii ki C vitamini satılıyor. Ancak C vitamini içerisinde ester formundaki C vitamini bizim vücudumuzda %80-90 oranında kullanılıyor. Üzerinde sadece ester C yazanları tercih edebilirsiniz. Onun dışında kullandığımız C vitaminleri maalesef ki zaten depolanmadığı için de sadece bir kapsül formunda sentetik bir ürün alıp vücudunuza kullanmış oluyorsunuz. Çok da bir katkısı olmuyor. Bu yüzden hem aldığınız ürüne verdiğiniz paranın değmesi çok önemli, hem de tükettikten sonra vücudunuzda gerçekten doğru bir ürünü alıp onu vücudunuzun kullanması ya da size bir katkı sağlaması açısından ester formunda C vitamini almak çok daha etkili. C vitamini vücutta demirin de kullanılmasına katkı sağladığı için aslında aynı yolaktan vücudumuzda ilerlediği için en çok kahvaltılardan önce veya kahvaltının hemen sonrasında öneriyorum. Burada tüketmiş olduğunuz yumurta, peynir bunlar içerisindeki demirin emilimini de vücutta artıracaktır. Bromelain en güçlü antioksidanlardan bir tanesidir. Aslında ananasın etken maddesidir. Bunu iki görevle kullanıyoruz vücudumuzda. Bir tanesi sindirim sisteminin rahatlaması için. Çünkü bromelain aslında proteinlerin parçalanmasına yardım eder. Bu yüzden özellikle kırmızı et tüketiminden önce ya da çok yoğun protein ağırlıklı beslendiğiniz bir öğün varsa bundan öncesinde tüketebilirsiniz. Hem bu besinlerin parçalanmasında sizin sindiriminizin rahatlamasında çok büyük katkı sağlayacaktır. Hem de vücut içerisinde aslında çok fazla toksinlerin birikmesini önleyecek bu işlem sırasında. Bir diğeri ise sabahları aç karnına aldığınızda güne metabolizmanızı daha hızlı başlatıp vücudunuzdaki ödemin atılmasını yani detoks kapasitesinin artmasına katkı sağlamak. Kalsiyum hem vücut için çok önemli olmasına rağmen gerçekten çok dikkatli kullanılması gereken bir vitamin. Özellikle menopozdan sonraki dönemlerde eğer ki doğru formda ya da doğru zamanda almıyorsanız kalp krizi riskini artırabiliyor. Bu açıdan yemeklerle birlikte alınmaması gerekiyor. Çünkü kalsiyum alkali bir maddedir ve midedeki asidi alkalize ederek aslında vücut içerisindeki pH'ın bozulmasına neden olur. Bu yüzden aç karnını almak kalsiyum emilim açısından çok daha etkilidir. Eğer kalsiyumla ilgili ciddi bir eksikliğiniz yoksa ya da doktor tarafından mutlaka kullanılması gereken bir içerik değilse sizin için düzenli kullanmak yerine sadece ihtiyacınız olan akut durumlarda tercih edebilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki gerçekten çok yorgunsunuz ve uykusuzluğunuz var. Ancak bazen bu uykusuzluk durumu kişilerde enerjiyi artırabiliyor. Yani uykunuz olmasına rağmen yatağa yattığınız gözleriniz kapanmıyor ya da sürekli kafanızın içerisinde bir şeyler dönüyor. Bu durumlarda aslında ekstra bir kalsiyuma ihtiyacınız olduğunu gösterebiliyor. Çok düşük dozlarda sadece bu tarz durumlar için kalsiyum kullanabilirsiniz. Magnezyum yine en önemli vitaminlerden bir tanesi ve özellikle de diyetler içerisinde sık sık kullanıyoruz. Magnezyumun 3 farklı formu var. Magnezyum oksit, sitrat ve glisenat. Burada bunların hepsinin vücuttaki görevi çok farklı. Burada benim en çok dikkat ettiğim ve danışanlarıma da önerdiğim bunların üçünün bir arada olduğu formlar oluyor. Eğer ki siz sadece tek bir amaç için kullanıyorsanız, örneğin işte ciddi bir kabızlığınız var ya da çok yoğun spor yapıyorsunuz, işte kasların rahatlaması, kramp probleminiz var. Eğer bu tarz özel sebeplerden kullanıyorsanız ya da uykusuzluk olabilir. Bu üçünün olduğu formları tercih etmeyin. Bazen çünkü şey mantıklı gelebilir, hepsi de farklı görevlerde. O zaman bunların hepsinin olduğu bir vitamin alırsam hepsinden yararlanırım. Ancak böyle durumlarda bu 3 etken maddenin de içerisindeki miktarı çok düşük oluyor. Ve bu sefer de bizim hepsinden yararlanmamız için çok yüksek dozlarda almamız gerekiyor. Ancak bu ilaç içerisine sıkıştırılan formlar buna çok müsait değil maalesef ki. O açıdan bunları şimdi hepsini tek tek anlatacağım size. Hangisine daha çok ihtiyacınız varsa onu kullanabilirsiniz. Magnezyum oksit aslında bu emilimi en düşük olan formlarından bir tanesi. Genelde de çok tercih ettiğimiz bir form değil. Çünkü daha çok bunun etkisini görmemiz için çok yüksek dozlarda tüketmemiz gerekiyor ki bu da çok mümkün olmuyor. O yüzden sadece magnezyum oksit olarak satılan bir takviye varsa ben açıkçası bunu almanızı çok önermem. Magnezyum sitrat bu iyi emilimlerden bir tanesidir. Özellikle migrenin önlenmesi ve kabızlık şikayetinde çok sık kullanıyoruz. Sindirimi rahatlatıp kabızlık konusunda
gerçekten güzel dönüşleri var. Bunun için de eğer ki bir kabızlık probleminiz varsa, özellikle de yaptığınız diyete bağlı ya da akut strese kaynaklı bir kabızlığınız varsa akşam yemeğinden önce tüketebilirsiniz. Çok nadiren bazı kişilerde sabah aç karnı alınan hali daha etkili olabiliyor. Yine bu bağırsak problemleri çok kişiye özel olduğu için deneyerek bunu kullanabilirsiniz. Ancak en yaygın olarak akşam yemeğinden önce aldığınız magnezyum sitrat takviyesi gerçekten çok etkili. Onun dışında yine akşam yatmadan 1 ya da 1,5 saat önce aldığınız magnezyum sitrat da eğer migren ataklarınız varsa bunun oranını azaltma ya da migren atağı sırasında şiddetini azaltma üzerine oldukça etkili. Magnezyum glisenat, magnezyumun en iyi emilimi olan formlarından bir tanesi. Bu çok sindirimle alakalı değil. Daha çok vücutta inflamasyon yüksekse, uykusuzluk probleminiz varsa, anksiyete varsa bunlar üzerine çok daha etkili. Eğer çok yoğun spor yapıyorsanız ya da o gün çok yorulduğunuzu, spor yapmanızdan kaynaklı kas ağrılarınızın olduğunu hissediyorsanız yine magnezyum glisanat burada sizin için etkili olacaktır. Probiyotikler hemen hemen hepimizin hayatında mutlaka vardır. Probiyotik kullanmak bizim için gerçekten çok kıymetli. Besinlerden aldığımız probiyotikler var ancak her ne kadar en doğalını almaya çalışsak da hep söylediğim şey şudur ki içtiğimiz su bile işlenmiş bir ürün aslında. O yüzden probiyotik olan bir besinin vücuttaki etkisini çok alabilmemiz için çok yüksek miktarlarda tüketmemiz gerekiyor. Ancak burada da işte probiyotik içeriği olan daha çok kefiri biliyoruz, turşuyu, fermente ürünleri biliyoruz. Bunları da çok fazla tükettiğimizde ya fazla laktoz almış oluyoruz ya da tuz içeriği çok yüksek oluyor. Tam anlamıyla aslında o probiyotik kaynağından yararlanmamış oluyoruz. Bu açıdan içeriği güvenilir, temiz bir probiyotik takviyesi almak bizim için önemli. Burada da iki farklı kullanım yolu var. Yatmadan önce kullanabilirsiniz ya da sabah aç karnına kullanabilirsiniz. Sabahları aç karnına kullandığınızda aslında yine bağırsak probleminiz, bağırsak yavaşlığınız varsa bunun üzerine çok büyük katkı sağlar ve detoks kapasitesini artırarak güne metabolizmanızı daha hızlandırarak başlar. Akşam yatmadan önce aldığınızda ise yine detoks kapasitesine oldukça etki sağlar. Özellikle de uyku halinde de vücudun arınmasına katkı sağlar. Ve diğer önemli noktası ise akşam yatmadan önce aldığınız probiyotik yine bağışıklığınızın güçlenmesi üzerine daha çok etki eder. Çok nadiren duyduğumuz vitaminlerden bir tanesini daha bahsetmek istiyorum. B1 vitamini. Bu daha çok psikolojik rahatsızlığı olan kişilerde de destek alınan vitaminlerden bir tanesi. Özellikle de strese bağlı kaygı bozukluğu varsa, yani sürekli zihninizin içerisinde dönen bir problem, bundan kaynaklı size bir uykusuzluk yaratıyorsa ya da sinirlilik hali yaratıyorsa B1 kullanımı burada önemli. Ancak bu mutlaka tahlil yaptırılıp herhangi bir fazlalık ya da ihtiyacınızın olup olmadığı durumu netleştirerek kullanabileceğiniz bir takviye. Ya da şöyle olabilir, herhangi bir vitamin eksikliğiniz yok ama genel anlamda sağlıklı bir yaşam için multivitamin kullanıyorsanız, özellikle kadınlar ve erkekler için ayrı olan vitaminlerden, bunlar içerisinde mutlaka B1 vitamini bulunanları tercih edebilirsiniz tek başına kullanmak yerine. Genel olarak en sık kullandığımız vitaminler ve kullanma şekilleri bu şekilde. Sizin bunlarla ilgili farklı bir tecrübeniz var mı ya da merak ettiğiniz diğer vitaminler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Oradan da size yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.